Siyah Kalp'in yolculuğu başladı. Show TV'nin yeni dizisi Siyah Kalp, önceki akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi, reytinglerde totalde ikinci, AB ve ABC gruplarında üçüncü sırada yer aldı. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç'un yazdığı, Kapadokya'nın en güçlü ailelerinden biri olan şans alanların gizemli ve entrika dolu hikayesinin anlatıldığı dizi, kendi günü düşünüldüğünde fena da bir reyting almamış. İlerleyen günlerde bu yükselebilir. Zamana bırakmak gerekiyor. Aşk, Gizem ve Tutku'nun buluştuğu dizide Ece Uslu, Aras Aydın, Hafsanur Sancak Tutan, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Genç Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tuna Boylu, Gözde Çağcı, Derin İnce, Deniz Karabaş, Ferda Işıl ve Işıl Yücesoy gibi isimler rol alıyor. Şarkıyı okurken yaşamak Bayhan, yeni şarkısı Bana Sen Nazımsın'ı Bayhan müzik etiketiyle yayınladı. Sözü ve müziği Rafet El Roman'a ait şarkının düzenlemesini Emre Çalışkan yapmış. Bayhan'ı ilk tanıdığımız popstar yıllarındaki kendine has tarzının bol bol yer aldığı şarkının klibini Melih Bora çekmiş. Hoş bir klip olmuş. Bayhan, şarkıyı seslendirirken adeta yaşamış. Şarkıya farklı bir hava katmış. Açıkçası, dinlerken keyif aldım. Yolu açık olsun. 23 yıllık yeni çağ gururu. 2023 yılında bünyesine katıldığım ve bu yılda yazmaya devam ettiğim Yeni Çağ gazetesi, dün 23 yaşına girdi. Yeni Çağ, yayın hayatına başladığı yıllarda ortaokuldaydım. Liseye geçince bilinçli bir gazete okuru olarak her gün aldığım gazetelerden birisiydi. Yıllar geçti. Ben gazeteci oldum. Muhabirlikten editörlüğe, kameramanlıktan foto muhabirliğine, gazete dağıtıcılığından köşe yazarlığına kadar çeşitli basın kuruluşlarında çalıştım. Son olarak da Yeni Çağ gazetesinde magazin dünyasına dair gelişmeleri köşe'mde okurlarımla paylaşıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla Türk bayrağının birlikte yer aldığı logosunun altında çalışmaktan onur duyduğum, rengini ay yıldızlı bayrağımızdan alan bu memleket tarihte Türktü. Bugün de Türktür ve ebediyen de Türk olarak yaşayacaktır. Türkiye, Türklerindir sloganıyla çizgisinden kopmayan Türk milliyetçiliğinin yıkılmaz kalesi, tüm baskılara rağmen özgür ve bağımsız yayıncılığın adresi Yeni Çanhis başarı dolu yıllar diliyorum. İyi ki Yeni çağda yazıyorum. Çünkü dünyayı Türkçe okuyorum.